Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Kasım ayı alışverişlerle, indirimleri yakalamakla, fiyatları yakalamakla geçiyor. Bunun haricinde gelecek bir seri daha indirimden yakaladığım şeyler var. Ve hatta büyük bir şey de aldım bu indirim döneminde. Onları artık geldiği zaman size göstereceğim ama şu anda isterseniz birazcık gelen kargolarımı açarak videoyu ve günü başlatalım. Bugün hava gayet güzel. Yani bulutlu, böyle masmavi bir hava var zaten. Akşam üstüne doğru bir saatte açıyorum videoyu. Bunlar beni hep bekleyen kargolarım. Ne olduklarını bile çok hatırlamıyorum. Ki ben hepsini hatırlarım normalde. Bu Los Ojos'tan geliyor. Ha, bu şey, Melody El Birlier'le Los Ojos'un bir kıyafet kargolarını makasla açmıyorum. O yüzden birazcık zor açılıyor. Bu esnada da biraz sohbet edelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben şeyi toparladım. Yani o karttan videoların gittiğini kabullendim. Kendimi toparladım. Artık gayet kaldığımız yerden devam ediyoruz hayatımıza. Şimdi bunların hepsini ben denemeli olarak Instagram'a atacağım. Burada da zaten her videoda giyiyorum. Ben aldığım bir şey üstümden asla çıkartmıyorum. Hele bunun taytını. Çok güzel. Bakın. Benim evde giydiğim crop üstlerden zaten. Ben özellikle Los Ojos'un, yani böyle bir şey her yerde bulursunuz ama kumaş kalitesi çok iyi. Yani elinize aldığınızı hissediyorsunuz. Bunu geçtik. Şöyle koyalım. Hemen Havoş'tan gelen bir. Bu da kıyafet. Onu da yine elimden açıyorum. Ay ne güzel güneş açıyor. Ne şanslıyız. Bu bende ters dikişli bir body var, hatırlarsınız. Beyazı ve böyle haki gibi bir rengi var bende. Onun siyahını aldım ve birebir aynısı. Evet. Bakın zaten Zara etiketiyle geliyor aldığınız zaman da. Bakın birebir aynısı. Hiçbir farkı yok. Hatta bence orijinal bile olabilir yani. Şöyle kolu... Şöyle zaten en önemli detayı da şu öndeki dikişi. Bunu bana çok soruyorsunuz. Bunların hepsini şimdi deneyip Instagram'a paylaşacağım. Sırada da yine Trendyol kargomuz var. Ay. Trendyol'dan çok güzel bir jean aldım. Umarım olur. Çünkü bir de şöyle bir şey de var. Ben aldım, indirime girdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl indirim dönemi kovalıyorum? Ben o kadar şey paylaşıyorum, en uygun fiyatı. Kendim yine pahalıya alıyorum. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Şöyle İspanyol paça, yani tabii ki paçası bana uzun gelecektir. Yani. Ya böyle topuklu bir botla giyilebilir belki. Rengi çok güzel. Şimdi denediğimde bunu da deneyebilirim aslında. Bunu da gösterebilirim. Niye göstermiyorum? Sizin başınız kel mi? Hem de yeni aynamda. Ay bu çok güzel. Ay kumaşı ne kadar güzel. Yorumlarda yazmışlardı da ne kadar iyi olabilir demiştim. Harbiden de bayağı iyiymiş. Kumaşı hissedemiyorsunuz. Böyle yumuşacık. Bu kotla giymek için aldım. Jean bir parçaydı. Şimdi sıradan devam edelim. Şu diş macununu 180 liraya mı ne almıştık? Umarım aranızda yakalayan vardır. Onun dışında ben mağazaya gittiğim zaman şu 01 numarayı kullanıyorum. Maybelline'de. Bunu almıştım. Cookie yine bir poşet moşet bir şeyler aldı. L'Oreal'in şu ekstra black olanı. Bakın burası siyahsa ekstra black olanmış. Onu da bana annem söyledi. Bunu aldım. Bir de Flormar'ın bu biri vanilya sufle. Şöyle bir renk kalemini aldım. Bu 234 numarası şu. Bu benim şu an dudağımdakine benziyor. Yani üstünde şu an ruj var ama bir de Not Cookie. Aa, Cookie. Cookie Not. Bu böyle daha pembe. Şöyle görebiliyor musunuz? Ben Flormar'ın kalemlerini hem böyle çok yumuşak oluyor, sürümü kolay oluyor. Seviyorum hem uygun oluyor. Biri 234, biri 236. Şöyle bakabilirsiniz renklerine de. Belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Şöyle de renklerini göstereyim. Güzel. Şimdi
Ha bir de Nivea'nın bu diğer marka gibi olan Derma Control 96 saat terlemeye geciktiren yeni çıkan bir ürünü. Bunu aldım. Bunu da deneyimleyeceğim. Sonra ne aldım? Yapışkanlı bir hoodie aldım. Saçımı yaptığım zaman en azından ön kısımları tekrar sarabileyim Dyson'ı yaptıktan sonra diye. Onun dışında kulak pamuğu almışım evde, büyük bir eksik. Çünkü geçen bitmiş. Bu otellerden ben her şeyi aldığım için onların içinden çıkanları falan kullanıyordum artık. Ha bir de size şunu göstereceğim. Bunu Instagram'da göstermiştim. Bu Clinique Black hani o yukarıda kaldı ama rengini biliyorsunuz, sürekli kullandığım bir ürün zaten. Şimdi rengini şuradan size göstereyim, siz de anlayın. Bakın Clinique Black haniye çok benziyor. Zaten sizin dudağınızın rengine göre aslında renk alıyor. Dudağınız çok açıksa daha açık duruyor. Koyuysa koyduruyor. Ben de mesela Black Honey de koyduruyor, bu da koyduruyor. Yani Black Honey 400 küsür, bu 60-70 lira civarında. Böyle bir dudak nemlendiricisi arıyorsanız Avon'a bakabilirsiniz. Ben bunu aldım. Şimdi Cookie bütün poşetleri götürüyor. Şöyle bir kargo gelmiş. Bu neymiş? Buna bakıyoruz şimdi. Bunun ne olduğunu çözemedim çünkü Borusan Lojistik yazıyor. Yani ne olabileceğini bilmiyorum. Bu ne be? Kocaman kutuda küçücük şey çıktı. Aa maskaram gelmiş. Kahverengi maskara ve maskara sürmemiştim. Bu arada ben MAC'in kirpik kıvırcısını aldım. Başta bana çok pahalı geliyordu. Yani 600 lira falandı. Bence 600 lira hala pahalı da onun için. Dedim ki ne kadar iyi olabilir? Yani herkes kullanıyor, herkes çok memnun. Ne kadar iyi olabilir bir kirpik kıvırıcı dedim. 3 gündür hatta Kıbrıs'ta da maskara götürmemişim. Hep kıvırıcı kullandım. Bayağı maskara var gibi, kirpiklerim buraya kadar kalkıyor. Dedim tamam süper, maskara kullanımımı azaltacağım. 400 küsür liraya aldım indirimden, çok iyi. Şimdi bu kahverengi maskarayı deneyeyim. Hatta hemen deneyeyim ben bunu sizinle birlikte. Ay bu çok popüler oldu bu arada. Şeyde TikTok'ta çok popüler şu anda. Ay bayağı da büyükmüş. Küçük gözüküyor çünkü. Hatta ben küçük boyu falan zannettim. Şöyle bakabilirsiniz. Bayağı kahverengi. Bunu da deneriz. Hemen şöyle tık. Yalnız küçücük maskarayı niye buna koyup ziyan ettiniz ki yani? Evet, son kargomuza geçiyoruz. Başka da kargomuz yok zaten. Bu çamaşır sepeti aldım. En azından 600 liraya almadım kız dedim. Yani 210 lira kârdasın dedim. Kendime dedim bunu. Şimdi bunu bir kuralım. Katlanabilir bu. Şu zaten. Ya ben o Çakra'nınkini çok istedim. Hatta sabah Bahar'la telefonda konuşuyorduk da. Ya yeni evleniyor olsaydım ve şu an Çakra'yı alıyor olsaydım net alırdım. Ama şu an... Ya artık. Çamaşır sepetini kim görecek? Esat görecek. Esat beğenir bunu. Ya bunu ben kuracağım. İstemedim şu an bunu kurdum. Neyse kurayım bari. Peki bunu parçalar mısın ki sen ya? Bence en alta tel koyuyoruzdur ya herhalde. Biraz da zeka. Şimdi bunu da takalım içine. Yıkasa mıyız ama kirli sepeti niye yıkayım ki? Yalnız çok güzel. Vallahi çok güzel ya. Biraz arkası olsun. Şöyle. Vallahi bu fiyatlara böyle kirli sepeti iyiymiş. Yalnız ben bunu yapamadım. Bakın yamuk yumuk oldu. Niye? Bence var ya çok güzel oldu. Bakın yaptım. Kapandı. Kapattım. O aldıklarımı kesinlikle bayılacaksınız. Hava artık düşüyor, hemen göstereyim. Instagram'da da paylaştım. Bu Havoş'un butiğinden aldığım Üst Zara etiketiyle geldi. Gördünüz zaten. İnanılmaz güzel. Zaten diğerlerinin aynısı. Hiçbir farkı yok yani. Bunu da severek giyeceğim. Bir tek bu rengi yoktu bende. Altındaki jean
çok iyi. Sadece küçük. 34'ünü aldım. Maşallah kilo almışım yani. Ama kalıbı, duruşu harika yani. Şu an size daha mavi gözüküyor ama tam koyu lacivert, tam kışlık. Ya muhteşem bir cin. Çok az paçasını yaptırmam gerekiyor bakın. Çok az. Ama bir büyük bedeni gelince yaptıracağım. O yüzden bunu iade ediyorum ama hemen sipariş verdim. Hatta bakın siparişlerime. Görüyor musunuz? Hemen sipariş verdim. Şimdi diğer üstü deneyelim. Şu bluzun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok beğendim. Hem de özellikle ikisini birlikte çok beğendim. Direkt bu şekilde. Linke aldıklarım olarak hepsini ekleyeceğim. Mutlaka göz atın. Çünkü gerçekten güzel parçalar seçtim ve çok uygun fiyatlı bunlar. Yani ben indirim döneminde değilken almışım. Şu an jean'i indirimli almış oldum. Ama üstümdekini de çok beğendim. İkisi de şu anda gerçekten çok iyi. Yine müthiş iyi çıkan croplardan biri. Ben eşofmanla giyerim büyük ihtimalle. Tight'ta da çok güzel olur. Zaten ben evde de genelde hep bu tarz şeyler giydiğim için çok çok beğendim bunu da. Yine çok güzel. Bu da Los Ojos'un. Hepsini açıklamada bulabilirsiniz. Neyse bunları görünce açacağız. Hazırım. Günaydın. Kızılcık şerbetiyle uyuyup kızılcık şerbetiyle uyandık. Onlar Emrah'a ihanet ettiler.
bir bebek, bir. Bir numero, bir numero sensin. İki numero gelsin. İki numaralı bebek. İki numaralı bebek öyle kalkmaz ayaklara. Asil, asilzadedir o. O böyle homurdar. Üç numaralı bebek annem. Bizde kalıyor iki gündür. Senin evin yok ki. Müge Anlı'da var ya öyle bir şey. Senin evin yok ki. Annemin kocası yok. Evimize yerleştim. Aynen. Efendim canım. Tabii ki canım. Duyuyorsunuz değil mi? Baba geri dön. Neyse. Ben size bir günü, videoyu başlatayım istedim. Yeni bir günden. Hepinize merhabalar. Anne rengimiz de uyumlu bak. Evet ya. Bu ceket bana Seda ve Görkem'in doğum günü hediyesi. Güzel olmuş, çok güzel. Teşekkür ederim. Seda ve Görkem'e de teşekkür ediyorum. Beğendim. Kendim beğendim ya. Bakıp duruyorum kendime. Uyum deyince de ben ya. Kahve gibi oldum. Yine biz özgür bir yere gidiyoruz ama ben hiçbir şey yaptırmıyorum. Merak etmeyin. Serin olur. Ne derlerdi? Serin olur mu? Serin olur mu denir hani? Sakin olun, hayır. Müsterih. Müsterih olun. Bu arada çıktığımızda hep beraber bir yemek yiyeceğiz. Bugün biraz dışarıdayım. Eve geldiğim zaman yemek yapmayacağım. Sadece vlog editleyip vlog paylaşacağım bugün. Ne yesem ki şimdi bilemedim. Yemeklerimiz geldi. Şimdi biz hep birlikte bir yemek yedik. Özgür Bey'e gittik, bir kontrolümüz vardı. Böyle şimdi ben annemle beraber bir AVM'ye gidiyorum. Biraz orada mağaza gezeyim. Bakayım neler var. Bir İngilizce'me falan çıkayım. Böyle yılbaşı için bir şeyler gelmiş mi? Çünkü yarın Vlogmas'ın ilk günü ve ben yılbaşı ağacını süsleyeceğim. O yüzden yani bu da aslında Vlogmas'ın ilk videosu oluyor. Bu iki günlük, üç günlük kısmı bir video yapıyorum ama bundan sonraki Vlogmas'ların hepsi tek günlük olacak. Yani çekeceğim, editleyeceğim ve paylaşacağım. Bu ilk video olduğu için birazcık böyle dallanıp budaklanmış oldu. Şimdi AVM'ye geldim. Biraz böyle gireceğim. Yılbaşı şeyler gelmeye başlamıştır artık. Dizideki kapı... Nur Sema'yı mı? Sen gelecek misin? Çok güzel şeyler var. Açamamam peki. Hani güzel şeyler gelmiş. Stoğu gelmiş bunların. 200. Şunlar çok güzel. Ahşap saplı olan şöyle. Benim sürahiye ihtiyacım var. Aa bunun kadar. Kuş kadar. Hafif. Kuş kadar hafif sürahi. Güzelmiş de rengi. Hmm. Kapağı güzel. Metal olacak kapağı, evet, yoksa evet. Şey oluyor, çürüyor. Ha maç yok. Şunda yazar. $500. Yani normal. Marka. Böyle ahşap olan her şeyi çok seviyorum. Mesela şunları. Bana şöyle kupaları da gelmiş. Bunlar, ben bu arada makineye atıyorum bunları ama önce fırınlayın diyor. Bu ne kadarmış mesela? 274. Bayağı da var. Rafta da var. Ben de var. Seri olarak çok uygun fiyatları. Bakın. Yağlık mı? Sanki yağlık gibi.
kutuyla alacağım. Kutuyla alacağım. Mavi. Siyah beyaz olsun. Güzel. Şunu beğenmiyorum ama. Şunu. Değişik aslında. Bardağı için. Ama soramıyorum da bu mu bu mu diye de soramıyorum. Ama bundan bende var. Arkalarda mı? Çok içerisinde. Çok güzel ya bence. Güzel. Aynen. Değişik. H&M'inkine benziyor. Ne gibi bir farklı. Işte. Çok pembe bu. Benim kadar pembe değil, değil ya. Değil mi? Hayır. Kadar pembe değil. Çek istersen fotoğrafını. Al. Şu halıları set aldım böyle. Telefonu yeni ondan mı? Bunu aldım. Babacım havlu oyunu ya. Yok. Şunlar babanın. Şunu da takım yapacağım. Tamam. Sıra olayım. Koyacağım. Şöyle siyah renkli bir çamur ağacı var burada bakın. Şu takı organizerleri de çok güzel bu arada seyahatler için. Benim daha böyle küçük bir farklı markadan almıştım ama çok güzelmiş. Böyle. Hadi gidelim. De. Güzel şeyler var. Şimdi Madame Coco'ya girdik ama burada hiç böyle şey yok. Bir başısı. Şey git, havlu var. Şunu vardı, şu güzelmiş. Annem de bunlara çok büyük değil mi dedi. Böyle şeyler. Ya bütün günün kahvesini bir seferde harcıyorsun ya. Stoğlu. Doğru. Böyle şeyler var işte, kırmızı. Aha. Patik. Evet. Aa bak cookie. Ay cookie, patron nerede? Patron nerede? Patron nerede? Aa bak şeylik dokunmatik basmalı. Bunlar İngiliz onda vardı bu arada. De kahvaltılık şeyleri güzel. Madame Coco'nun şunları seviyorum. Vardı birkaç tanesi bende. Böyle sahan gibi. Burası çok karanlık ya. Hiç güzel bir mağaza değil bu. Markete gelmemişim. Şimdi birazcık eksik alacağız. Mesela. Ne kadar... Bizim sostan alır mısın? Kolay gelsin, hoş bulduk. İki tane yeter. Eğilme. O evde yok ama. Tuvalet, oh hey, çok kötü. Aldın mı lan? Hı. O şey işte. Çöpteydi. Kadar. Belki de çöpten aldım. Aman ya kokuyor. Bak. Ne yapayım? Bak. Patronum sakin. Şey. Tamam. Yine üstümüz değişti. Duramıyor. Bankart combo. Seni düşünür o. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Aşkım tamam aşkım. Dur tamam sen de mi? Evet ben de seni çok özledim. Gel. Çok mu özledin ya? Bu kadar çok mu özledin? Ben de seni çok özledim. Dedim ki ne yapmıştır acaba dedim. Ama patronu da çok özledim.